Zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır. Bugün bir Doğu Türkistanlı kardeşimiz Doğu Türkistan'daki anne babasından, hanımından, kocasından, çocuğundan haber alamamakta. Türkiye'de bir kısım MAO'cu ve komünistleri Doğu Perinçek gibi bütün ekranlara çıkartarak Müslüman Türk ahalisinin 80 milyon Türk milletinin Doğu Türkistan'a karşı olan sevgisi, muhabbeti ve dualarını engellemesi. Bunun kıyamet günü de hesabı var. Allah indinde de hesabı var, kul indinde de hesabı var. Efendim iyi günler. Genelkit.com.tr ekranlarında yeniden karşınızdayız. Ben Taha Emre Özdemir. Yayın konuğumuz Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk. Seyit Bey yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Emre Bey. Seyit Bey, bir Alman antropolog Adrian Zenz araştırma sonuçları yayınlandı bu kişinin. Araştırma sonuçlarına göre Çin Devleti Uygur Türklerine yönelik bir soykırım uyguluyor. Siz neler söylersiniz efendim? Çin Uygur Devleti'ne, Uygur Türklerine karşı böyle bir soykırım uyguluyor mu? Sizin şahitlik ettiğiniz durumlar var mı? Neredeyse bütün zulüm ve soykırıma karşı sesi kısılan Doğu Türkistanların Türkiye'de sesini duyurma noktasındaki hassasiyetinizden dolayı 35 milyon halkım adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum size. Eksik olmayın. Maalesef ana akım medyada, Türkiye'deki ulusal televizyonlarda Doğu Türkistan'la ilgili istediğimiz ölçüde bir ilgi, alaka ya da haber göremiyoruz. Bu bizi gerçekten çok derinden yaralıyor. Adrian Zenz bir Alman antropolog kendisi, bir bilim adamı. Yaklaşık bir iki gün önce Associated Press'e yani AP'ye, dünyanın en önemli haber ajanslarından AP'ye yapmış olduğu röportajda, vermiş olduğu bilgilerde Çin'in, bizim Doğu Türkistan dediğimiz Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi dediği bu bölgeden bahsederken nüfus planlaması ve aile kontrol ve nüfus planlaması adı altında Doğu Türkistan'da yavaş bir soykırım uyguladığını, Çin'in bu uygulamalarının özellikle son 3-4 yıldır bu kamp ve cezaevi inşa edildikten sonra o bölgedeki Doğu Türkistanlıların, başta Doğu Türkistan olmak üzere yine Kazak Türklerinin de zorunlu kürtaja tabi tutuldukları, bunların özellikle kampta ve cezaevinde bulunanların hiçbir direnme, hiçbir itiraz etme şanslarının bulunmadığı, onların kısırlaştırıldığı, rahimlerine operasyonlar geçirildiği ve onların bir daha anne olamama gibi böyle büyük bir sağlık operasyonundan geçirilerek soykırıma sebebiyet verildiği. Ama dışarıdaki Doğu Türkistanlı hanımların da yine spiral gibi işte rahime uygulanan bazı teknik uygulamalar sonucu bugün doğum kontrolü adı altında nüfusun tamamen minimize hale getirildiği, bunun da istatistik çalışmalarla 1990'lı yıllar, 95'li yıllar ve günümüzdeki istatistik rakamlar birbiriyle mukayeseli olarak karşılaştırıldıktan sonra bugün Doğu Türkistan'daki Uygur nüfusunun tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar azaldığı ve doğum doğurganlığın ve doğum oranının en düşük seviyede bulunduğu, bunun da adı konmamış, yavaşlatılmış bir soykırım olarak adlandırıldığını ifade etmiş durumda. Ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklaması da Çin'in bugün Doğu Türkistan'da başta Uygur Türkleri olmak üzere Kazak Türklerine, oradaki Müslüman Türk halkına, hanımlara karşı aile planlaması adı altında, doğum kontrolü adı altında bir soykırım uygulandığı, bunun asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek itiraz etmişlerdir. Bakın Emre Bey, bu bizim yıllardır bildiğimiz, on yıllardır bildiğimiz bir uygulama. Aslında 1985 yılında Çin yönetimi kırsalda iki çocuk, şehir merkezinde bir çocuk adı altında Müslüman Uygur Türklerine bu nüfus planlamasını yine mecburi uyguluyor idi. Biz bunu biliyorduk. O ne anlamda? Fakat kırsalda iki çocuk şehir merkezinde. İşte kırsalda hani çiftçilik, hayvancılık, tarım ziraat, hayvancılıkta uğraşacağı için birden fazla çocuğa müsaade ederiz. Ama şehirde birden fazla çocuğa asla müsaade etmeyiz diyerek 1985 yılında yürürlüğe konulan bu yasayla
oradaki soykırım, bu doğum kontrolü, aile planlaması yasal hale getirilmişti. Şimdi bunu Çinlilere de uyguluyor diyorlar ama Çinlilere uygulanan doğum kontrolü ve aile planlaması Doğu Türkistanlı Müslüman Uygur Türklerine uygulanan aile planlamasından çok daha gevşek ve çok daha müsamahakar uygulanıyordu. Niye? Çinlilerin ekonomik durumu, cezai müeyyidelere karşı ödeme ya da onu karşılama imkan ve kabiliyetleri yüksek. Artı bu kuralı aşan ya da bu kotayı aşan Çinliler Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri gibi ağır cezaya çarptırılmıyor. Ama Doğu Türkistanlı bir Uygur Türkü hanım eğer kota fazlası birden fazla çocuğa sahip olduysa o hanım kardeşimiz derhal o mahalledeki muhbir yani ispiyon eden ajan tarafından hemen ihbar ediliyor. Bölgedeki Komünist Partisi birimlerine ya da yetkililere ihbar edildikten sonra o hanım 7-8 aylık, 5-6 aylık, belki 9 aylık hamile olması bile hiçbir şekilde o çocuğun alınması için engel değil. Doğumuna birkaç hafta kalmış bebeklerimiz anne karnından zorla alınarak bazen bebeklerle birlikte anneler dahi hayatını kaybediyor idi. Çok yakından şahit olduğumuz olaylar Emre Bey. Gittiniz mi Seyit Bey? Tabii. Emre Bey, çok yakından şahit olduğum olaylar. Mesela son yıllarda Çin'den kaçıp gelen kardeşlerimizden anlatılan hikayeleri, hayat hikayeleri. Bu şekil gizli kapaklı ama istekli, kendi isteyerek. Ama bir çocuktan fazla çocuk yapmak istediği zaman o insanların dağlara, köylere, bütün o toplumun sosyal imkanlarından oradan feragat ederek, oradan kaçarak kendini izole ederek bu bölgelerde doğum yaptıklarını biliyoruz. Hatta bu kardeşlerimizin bundan 10-15 sene öncesi bakın, o zaman seyahat etme özgürlüğü şimdiki gibi tamamen ellerinden alınmış değildi. İmkanı olan kardeşlerimiz yurt dışına çıkabiliyordu. Parayla, rüşvetle pasaport alabiliyordu Çin'den. Şimdi bir çocuk fazlası çocuk sahip olmak isteyen kardeşlerimiz Türkiye'ye geliyor ya da Arabistan'a ya da herhangi bir İslam ülkesine gidiyor seyahat amaçlı. Orada doğumunu yapıp ondan sonra çocuğunu belki bırakıyor ya da başka türlü bir formülle çocuk sahibi oluyordu. Şimdi şunu biliyorum, Doğu Türkistan'dan bundan 10 sene 15 sene önce yine gelen mektuplarda bir çocuğum var, ikinci çocuğa hamile kaldım. Ama beni memuriyetten attılar. Nüfusumu şehir nüfusundan köy nüfusuna sürgün ettiler. Bütün hayatımı kararttılar. Ne yapabiliriz, bize yardım edin. Ne yapabiliriz, hiçbir şey yapamadık o kardeşlerimize. 7-8 aylık kardeşlerimizi zorla götürüp iğne vurularak, iğneyle anne kanındaki doğumuna birkaç hafta kalmış kardeşlerimizin bebeklerinin katledildiği bilgisini aldık. Bazen o operasyonlarda annelerin dahi hayatını kaybettiğini biliyoruz. Çünkü sağlıksız şartlarda insanın değerinin affedersiniz bir hayvan kadar olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Çin Komünist yönetimindeki Doğu Türkistan'dan. Seyit Bey şunu sormak isterim. Şehir merkezinde birden fazla çocuğu olan Uygur Türk yok mu efendim? Şimdi şehir merkezinde uygulamaya göre, Çin'in bu yasalarına göre birden fazla çocuk sahibi olmak yasak. Şimdi buna tevessül edenler, çocuk sahibi olanlar ceza ödüyor, sürgün ediliyor, memuriyetinden, işinden alınıyor. Büyük bir yıkıma uğruyor. Şimdi hiç yok mudur derseniz, hiç yoktur diyemem elbette kaçak göçek. Bu riski, bu bedeli göze alan kardeşlerimiz ikinci çocuk sahibi olabilmiştir. Mesela bazıları Rabia Kadir Hanım'ı gündeme getirirler. Mesela Doğu Perinçek diyor ki geçtiğimiz aylarda ulusal televizyonlarda Çin'de doğum kontrolü var, aile planlaması var. Ya Uygurlara kısırlaştırıyorlar. Çocuk edinme hakkını ellerinden alıyorlar. Bu yalan, öyle bir şey yok. Rabia Kadir'in 16 çocuğu var diye. Burada bir manipülasyon, bir dezenformasyon ve Türk milletini, Müslüman Türk milletini Doğu Türkistanlarla ilgili yalan ve yanlış bilgilerle yanıltma girişimi vardır. Rabia Hanım'ın çocuklarının hepsi 1985 yılından önce doğan çocuklardır. Rabia Hanım iki evlilik yapmıştır. Rabia Hanım'ın birinci eşinden 8-10 tane çocuğu var. İkinci eşinden geri kalan çocukları olmuştur. Birinci eşi Komünist Partisi üyesi olduğu için o kocasından ayrılarak Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan Milli Mücadelesi'ne katılmış bir vatanseveri kendisine eş olarak buluyor ve onunla evlilik yaptıktan sonra
diğer çocuklara dünyaya geliyor ve 10 küsür çocuğu iki eşinden olmakta ve bu yasaktan önce olan çocukları, yani bunu da bu sizin sorunuz vesilesiyle aydınlığa kavuşturmak isterim. Burada kimse Doğu Türkistan'da olup biten zulmü sümen altı etmeye ya da gölgelemeye çalışmasın. Orada bir zulüm, bir soykırım var. Biz 30 yıldır biliyorduk bunu Emre Bey, ama ilk defa bir bilim adamı, bir antropolog, Alman Zenk bunu AP haber ajansında, Associated Press haber ajansında o haberin bir parçası olarak bu araştırmalarını paylaştı ve derhal Amerikan Dışişleri Bakan Pompeo da bu konuyla ilgili Çin'e karşı bir uyarı mahiyetinde açıklamada bulundu ve Associated Press'teki bu antropolog, Alman araştırmacı, bilim adamı Zenk'in açıklamalarından sonra bütün medyada bugün, iki gündür, dün ve bugün görüyorum ki ciddi bir Çin'e karşı bir infial ve bir farkındalık oluştu. Ama bu yeni bir olay değil Emre Bey. Eksik olmayın. Siz bunu Türkiye kamuoyunda belki ilk defa bizim ağzımızdan gündeme getireceksiniz. Ama 30 yıl geciken bir haber. Çünkü Çin kapalı bir rejim, kapalı bir yönetim, diktatöryel bir yönetim. Ne seyahat özgürlüğü var, ne haber alma özgürlüğü var, ne bizim yaşam hakkımız, ne din ve vicdan hürriyetimiz, ne çocuklarımıza eğitim hakkımız. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde hak olarak tanınan, bütün insanlar için evrensel hak olarak tanınan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin hiçbir hakkını Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur halkı kullanamamaktı. O yüzden biz oradaki zulüm, soykırım, katliamları ancak yıllar sonra haberdar olabiliyoruz. Biz Doğu Türkistanlı olmamıza rağmen. Bugün bir Doğu Türkistanlı kardeşimiz Doğu Türkistan'daki anne babasından, hanımından, kocasından, çocuğundan haber alamamakta. 21. yüzyıldayız Emre Bey. Çağımız 2020 yılı, 21. yüzyıl iletişim, haberleşme ve teknoloji çağı. Şimdi size ben şunu söylersem, burada 10 binlerce Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlı kardeşimiz 2016 yılından beri Çin'in kapalı kutu haline getirdiği ve kampa cezaevine attığı anne babası, eşi, çocuğundan, kardeşinden haber alamıyor. Telefonla dahi görüşemiyor. Ne internet ne sosyal medya. Hiçbir şekilde hayatta mı değil mi, kampta mı, cezaevinde mi haberimiz yok dersem bize karşımızdaki muhatap ya bu atıyor mu, yalan mı söylüyor? 21. yüzyılda, 2020 yılında böyle bir şey olabilir mi? 35 milyon bir coğrafyadan bahsediliyor. Bu mümkün mü diye bizi belki yalancılıkla ya da abartıcı, acite edici bir ithamla ya da o nazarla bakabilir ama maalesef Doğu Türkistan'ın içinde bulunduğu durum bugün bu Emre Bey. Şimdi Seyit Bey, Alman antropologun araştırmasına baktığımız zaman aslında onun da bu yasadan haberi olmadığını mı düşünmemiz gerekiyor? Yani zaten 1985 yılından beri bir çocuk sınırlaması varsa bu doğal olarak bir soykırım anlamına geliyor. Aynen. Ve açıklamanızda siz de şimdi belirttiniz. Uygur kadınlarına işte doğum kontrol haplarıyla veya spiral gibi farklı yöntemlerle, yani bunun sebebi aslında bir çocuk sınırını aşmamaları için bir koruma yöntemi olarak açıklıyor o zaman Çin devleti, değil mi? Evet. Şimdi şu var. İhtimaldir ki Alman bilim adamı Adrian Zenk de Doğu Türkistan'da 1985 yılından beri şehirde tek çocuk ve aile planlaması adı altındaki bu soykırımdan haberi yoktu. Muhtemel. Çünkü benim bugün bu antropologun, bilim adamının röportajında aldığım bilgiler 2000'li yıl öncesi, yani 95'li yıllardan bahsediyor. O yıldan günümüze kadar istatistiki bir çalışma yapmış ve nüfus artış hızının Doğu Türkistan'da hiç tarihte olmadığı kadar en düşük seviyede minimize edildiğini ve bunun da yavaşlaştırılmış, ağırlaştırılmış bir soykırım olarak adlandırdığını o kendi açıklamalarından duyuyoruz ki benim kanımda herhalde yeni haberdar oluyor bu olaylarda. Evet. Şimdi siz 1985 yılından beri böyle bir yasa olduğunu söylüyorsunuz zaten. Çin devleti için de bu yasanın geçerli olduğunu ama gevşek uygulandığını ifade ettiniz. Doğru değil mi? Doğru anladım. Ben... Evet, doğru. Şimdi Uygur Türklerinin nüfusuna baktığınız zaman istatistiki rakamlara göre de bir düşüş olduğunu belirttiniz. Çin devletinin istatistiki rakamlarında da bir düşüş var mı? Çünkü aynı yasa sözde onlara da uygulandığı için. Çok güzel bir soru sordunuz Emre Bey. Bakın,
1910-1911'li yıllarda Doğu Türkistan'a, Sovyetler Birliği'nden, Türkiye'den yani Osmanlı coğrafyasından birkaç bilim adamı, seyyah oraya seyahate gidiyor. Bunların yapmış olduğu araştırmada o dönemde 9 ila 11 milyon civarında Türk kökenli Müslüman ahalinin Doğu Türkistan'da yaşadığı ifade ediliyor. Bakın 1910'lu yıllar yani yaklaşık 110 sene önce. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin biliyorsunuz 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. 1933 yılında 10 yılda 15 milyon genç diyerek bizim bir marşımız var. Ve 1933'lü yıllarda 15 milyon Türkiye'nin nüfusu. Bugün Türkiye 80 milyondan ibaret bir ülke. Ki Türkiye'de de biliyorsunuz Çanakkale harbi oldu, birçok mücadelemiz, savaşımız oldu, kayıplarımız oldu. Bugün 80 milyondan bahsediyorsak Türkiye'de, Doğu Türkistan'da da en az 70-80 milyon Türk kökenli Müslüman ahalinin olması gerekir. Ama Çin hala ısrarla diyor ki bugün bile 12 milyondan bahsediyor. Yani 110 yılda Doğu Türkistan'da hiç mi insan evlenmedi, hiç mi çocuk dünyaya gelmedi? Çin o kadar hayasızca ve ahlaksızca bir manipülasyon ve bir sahtekarlığı nüfus üzerinde oynuyor ki bugün Çin'in gerçek anlamda Doğu Türkistan'daki nüfusu açıklamadığı, oradaki istatistik bilgileri hiçbir şekilde yayınlamadığı, bunun arka planında o bölgeyi tamamen nüfusunu asimile ederek, Çinli göçünü teşvik ederek, Doğu Türkistanları Çin'in değişik bölgelerine transfer ederek, demografik yapıyı değiştirerek gelecekte kendi eliyle o bölgede bir demokratik seçim dahi olsa Doğu Türkistan'ın Çinlilerin takma ismi Sincan olarak yani yeniden inşa edilmiş, yeniden ihya edilmiş, yeniden kazanılmış topraklar anlamına gelen Sincan ismine uygun hale getirmek için bugün Doğu Türkistan'ın içi boşaltılıyor, demografik yapı değiştiriliyor. Yarın bir gün dünya ile birlikte Çin demokratikleşip bir seçime gidilse orada Çinli nüfus çoğunluk hale getirilerek o topraklar Çinlilerin iradeleriyle Çin'e bağlanacak ve Çin'in toprağı haline getirilecek. Çin bunu hedef almış durumda. Onun yüzden hiçbir zaman resmi istatistiki rakamları açıklamıyor. Ama bizim tahminimiz Emre Bey, bugün en az minimum 30 ila 35 kimi arkadaşlarımızın, memleketten gelen kardeşlerimizin açıklamalarına göre 40 milyondan az değil diyorlar. Böyle bir rakamdan bahsediyoruz Doğu Türkistan'da. Ama gerçek rakamları bir Allah biliyor, bir de Çin biliyor. Peki Seyit Bey, yayınımızın açılışında bana teşekkür ettiniz. Gündeme getirdiğim için, getirmeye çalıştığım için elinden geldiği kadar ama aslında burada bir de sitem var. Diğer yayın organlarında, diğer yayın platformlarında gündeme gelmeyişinizin sitemi var. Buradan Türk kamuoyuna nasıl seslenmek istersiniz efendim? Şimdi üzülüyoruz. Yani ben şunu açık söyleyeyim Emre Bey. Umut ettiğimiz, beklenti içerisine girdiğimiz, bütün ümmetin derdine derman olacak dediğimiz bir siyasi iktidarın iktidar olduğu bir dönemdeyiz. Yani muhafazakar bir iktidarın iktidar olduğu bir dönemdeyiz. Yani bu AK Parti. Biz oy verdik AK Parti'ye. Ve Milliyetçi Hareket Partisi, Türkçü, Turancı ve Türk milliyetçisi olduğunu söyleyen bir siyasi partimiz de bugün o muhafazakar, İslamcı dediğimiz siyasi partimize destek veriyor. Yani Türkiye'de hiçbir zaman olmadığı kadar milliyetçi, muhafazakar ve Türk milliyetçisi bir siyasi iktidar Türkiye'yi yönetiyor. Böyle bir yönetimin Türkiye'de hüküm sürdüğü bir dönemde Doğu Türkistan meselesinin vebalıdan kaçar gibi bu kadar imtina edilmesi, kaçılması, Doğu Türkistan meselesi sümen altı edilmesi, Doğu Türkistan'da zulüm arş-ı alaya çıkmışken Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin feryatlarına bizim beklentilerimizi karşılayacak. Oradaki kardeşlerimizin de hiç olmazsa bizim arkamızda Allah var ve Türk milleti, Türk devleti var diyebilecekleri bir güveni tesis edecek bir siyasi iradenin eksikliğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu bizi üzüyor. Peki Doğu Türkistan'la ilgili direkt bir yardım, bir destek ya da fiziki ve fiili bir hareket yapma imkanımız belki şu anda yok diyebiliriz. Türkiye 7 Dübel'e karşı mücadele veriyor. İçeride ve dışarıda her türlü kumpas Türkiye'ye karşı kurulmuş. Bunu görüyoruz. Böyle bir realiteyle de karşı karşıyayız. İçerideki DAEŞ, FETÖ terörü, Suriye'deki PKK, PYD, YPG,
terörü, bunun Batı tarafından, özellikle Amerika tarafından Türkiye'ye karşı bir koz, bir kart olarak kullanıyor olması, Türkiye'nin ne kadar zor bir süreci geçirdiğini biliyoruz. Bunda hiç şüphemiz yok. Ama devlet olmak, büyük devlet olmak, ideal sahibi devlet olmak, bütün ümmete lider olabilmek, bu iddianın sahibi olabilmek, bugün Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, hatta Libya'da kahraman ordumuz, askerlerimiz hakkı üstün tutmak ve zalime karşı durmak için orada mücadele veriyorsa, bundan ancak şeref duyarız, onur duyarız, dua ederiz. Ve bundan hiçbir şekilde de kıskanmayız bu operasyonları. Peki Doğu Türkistan ümmetin en mazlum coğrafyası değil mi? Doğu Türkistan bu milletin hem din hem de akrabası, yani iki kere kardeş olduğumuz bir coğrafya. Şimdi bize İslam kardeşliği hukukuyla Suriye, Mısır, Irak, Libya, Filistin, bu coğrafyalara biz her türlü ekonomik, askeri, siyasi desteğimizi uzatırken 4 milyon Suriyeli muhacir kardeşimize 50 milyar dolar biz maddi destek vererek, onların 150 bin kadarını vatandaş kabul ederek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını alarak her türlü fedakarlığı, her türlü himayeyi ve hamiyetperverliği gösterirken bugün Doğu Türkistan'la ilgili bu sessizlik, bu sukut ve 3-5 bin Türkiye'deki Doğu Türkistan'la ilgili onların ikamet ya da vatandaşlık meselelerinin çözüme kavuşmaması, onların sağlık problemlerinin çözüme kavuşmaması, onların eğitim problemleri, çalışma ve sosyal güvenlikten mahrum edilerek çalışamaması, 3-4 bin Doğu Türkistanlı kardeşimizin bugün 4 milyon Suriyeli kardeşimize sahip çıktık dediğimiz bu sözümüz 3-4 bin Doğu Türkistanlı'yı kapsamıyorsa bu inandırıcılıktan uzak olur. Bu bizim güven kaybımıza uğramamıza sebebiyet verir ve bugün Türkiye'de etnik olarak Türk kökenli olan Irak Türkmeni, Suriye Türkmeni ya da Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle Suriye'den gelen Arap kökenli kardeşlerimiz arasında fitneye sebep olur. İşte burada bir dengesizlik adalette, kuşatıcılıkta ve himmette, yardımda, eğer eşit ve hepsine beraber Türk kökenli, Arap kökenli ya da Kürt kökenli hepsine biz eşit mesafede ve kuşatıcı bir politika üretmiş olsak, Türkiye'deki diğer etnik yapıdaki kardeşlerimiz de, soydaş olan, dindaş olan kardeşlerimiz de rencide olmaz. Burada birbirini kıskanmaz. Burada Suriyelilere karşı da bir kısım insanların itirazları yükselmez. Burada bir adaletsizlik var. Yani Türk kökenli olan kardeşlerimizin burada ötekileştirildiğini, burada devletimizin himayesinden, himmetinden yeteri kadar yararlandırılmadığını çok açık ve net ifade ediyorum. Bunu üzülerek söylüyorum. Peki, bütün bunlar olurken Çin'e karşı itiraz edemiyoruz. Çin'e karşı, zulmüne karşı sesimizi yükseltemiyoruz. Buna da bir yerde hadi desek de, Türkiye'deki ulusal bütün televizyonlarda, devlet televizyonlarında Doğu Perinçek gibi Çin Komünist Partisi'nin Türkiye'de resmi misyonerliğine üstlenmiş bir komünist, bir döneminde Abdullah Öcalan gibi bir vatan haini, bir bölücüyle el ele kol kola bekada işbirliği yapmış bir insanın bütün ulusal televizyonlarda Çin propagandası yaparak Doğu Türkistanları terörist, bölücü, Çin'i de dünyanın en demokratik ülkesi olarak ilan etmesi, bu siyasi iktidarın sorumluluğunda değil mi? Bu kimin sorumluluğunda? Türkiye'yi kim yönetiyor Emre Bey? Türkiye kimin elinde, siyasi iradesi kimin elinde? Bunu sormak istiyorum. Bakın şu anda Doğu Perinçek'le benim mahkemem var. Neymiş? Şu sözüm şu. Geçen sene Şubat ayında biliyorsunuz 2-3 yıllık suskunluktan sonra ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çin'in Doğu Türkistan'daki bu zulüm ve soykırım uygulamalarına karşı Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre en az 1 milyondan fazla Uygur Türk'ü kampta ve cezaevinde işkence görüyor. Bu doğruysa kamplar kapatılarak Uygur Türkleri serbest bırakılsın. Bu insan hakları ihlalleridir. Abdurrahim Hit hayatta mı değil mi? Bunu soruyoruz dedi. Ve biz teşekkür ettik Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na. Çünkü 3 yıldır bir suskunluk vardı. İlk defa hakkında, layıkında ve yerinde bir itiraz bildirdi Çin'e karşı. Hemen Doğu Perinçek çıktı. Dedi ki Türkiye Çin'den derhal özür dilesin dedi. Ben de dedim ki vatan haini. Ey komünist, Çin'in ajanı mısın sen? Sen kimin evladısın? Türkiye'nin evladı mısın yoksa Çin'in evladı mısın? Niçin Türkiye Çin'den özür dileyecek? Kendi dindaşına, kendi soydaşına, bırak soydaşı dindaş olmayı, mazlum bir coğrafyaya hakkı ve adaleti sesleniyor. Bu yüzden mi özür dileyecek?
Bunu dediğim için beni İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuyor ve benim hakkımda şu anda işlem başlatıldı. Şu anda mahkememiz devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu koruduğum için, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamalarının arkasında durduğum için ve Çin'e karşı Türkiye'yi savunduğum için Doğu Perinçek'te şu anda mahkemedeyiz. Bu da aynı Doğu Perinçek bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kanallarında medya maymunu gibi çıkıyor ve diyor ki Uygurlar dünyanın en refah, en müreffeh şeklinde yaşıyor. Çin dünyanın en demokratik ülkesi. Uygurlar bölücülüğe alet oluyor. Uygurlar Amerikan ajanı, beni Amerikan ajanı diyor. İşte FETÖ'cü diyor, DAEŞ'çi diyor, MİT'çi diyor, AKP'ci diyor, her şeyi söylüyor. Ama ben onunla ilgili bir mahkeme başlattığımda bir Türk Cumhuriyet savcısı yok ki bunun iftiralarını işleme koyacak ve benim hakkımı savunacak. Şu anda mağduriyeti yaşıyoruz. Onun için üzülüyorum. Yani buradan siz medya dediniz, konu buraya geldi. Siz gördünüz mü Emre Bey? Doğu Türkistan'da evlerine bugün Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre 1 milyon deniliyor. Ama bizim tahminimiz en az 3 ila 5 milyon Doğu Türkistanlı erkek kardeşimiz, bayan kardeşimiz, bunlar Türk ve Müslüman oldukları için kamplarda ve cezaevinde işkence görüyor. Bunların hanımlarının, kızlarının bulunduğu mahremlerine, hanelerine Çinli erkekler, Çinli memurlar yerleştiriliyor. Çin'in resmi açıklamalarına göre 1 milyon 600 bin Çinli memur erkekleri kampta ve cezaevinde savunmasız namuslarımıza gece yatılı olarak kardeş aile projesiyle orada yatılı kalıyorlar. Evet. Ve bu ahlaksızlık sonucu namusunu korumak isteyen kardeşlerimiz ve şunu söylüyor, diyor ki biz diyor bu uğurda namusumuzu korumak için hayatımızı sonlandırsak bize bu caiz mi? Bu fetva istiyorlar. Peki bu olup bitenler, peki burada 1 milyon kardeşimiz kampta ve cezaevinde dedik, yüz binlerce evladı kampta ve cezaevinde anne babası olan, ebeveynleri kampta ve cezaevinde olan yüz binlerce 5-6 yaşındaki çocuğumuz ıslah evlerinde, yetimhanelerde domuz etiyle, komünist ideolojiyle mankurtlaştırılıyor. Dinine, milletine, anasına, babasına, vatanına birer hain olarak yetiştiriliyor.